En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü. 16 milyon emeklinin geliri Ocak 2025'te yapılacak düzenlemelerle artacak. Kök maaşlar, taban aylıklar ve refah payı düzenlemeleri gündemde. Zam oranları 3 Ocak'ta netleşecek. Ocak 2025'te emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemelerle milyonlarca kişi rahat nefes alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu, bağkur ve memur emeklilerinin maaşları 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre artırılacak. Ayrıca Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılması planlanıyor. Kök maaş ve enflasyon farkı düzenlemesi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağkur emeklileri için zam oranı yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre hesaplanacak. 5 aylık verilere göre, bu kesime %14,57 oranında artış öngörülüyor. Memur emeklileri ise, %4,15'lik enflasyon farkı ve %6'lık toplu sözleşme zammıyla toplamda %10,40 zam alabilecek. Ancak, Aralık ayı enflasyon oranları ile bu oranların i16, 17'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Taban aylık ve ek ödeme düzenlemesi Taban aylık düzenlemesi kapsamında, en düşük emekli maaşının 14-15 bin Türk lirası seviyelerine çıkarılması gündemde. Eğer artış yapılırsa, kök maaşı yeni taban aylığın altında kalanların ödemeleri bu seviyeye tamamlanacak. Bu durum, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme sağlayacak. Refah payı için iki formül var. Memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarını artırmak için refah payı uygulamaları masada. 2 formül öne çıkıyor. Memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranlarının Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin seviyesine yükseltilmesi. Tüm emeklilere refah payı verilerek zam oranlarının %20'ye çıkarılması. Kararlar 3 Ocak'ta netleşecek. Emeklilere yapılacak zam oranları ve refah payı düzenlemeleri 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri sonrasında kararlaştırılacak. Belirlenecek oranlar aynı ay maaşlara yansıtılacak. Taban aylık artışı ve refah payı düzenlemeleri meclis gündemine hızla taşınacak.